Kilis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Reşon Duvel'e yurt içi rotalarımıza devam ediyoruz. Bugün de plaka 79 Kilis'teyiz. Gaziantep'e yaklaşık 1 saat uzaklıkta. Artık Suriye ile Türkiye'nin ortak şehri gibi olan nüfusun çok büyük yoğunluğu burada Suriyeli arkadaşlar. Ama Mecidabık Ovası'ndan beridir tarihte çok önemli bir yeri olan bir şehirdeyiz. Burada çok güzel konaklar var. Birkaç tane de böyle güzel camimiz, kastelimiz, hamamımız var. Ve şu anda bulunduğumuz mekanda Kilis'in meydanı arkadaşlar. Hemen valilik binası karşıda. Çok güzel bir Atatürk heykeli var. Bütün törenler burada yapılıyor. Kilis'in de kurtuluş günlüğünde burada çok böyle görkemli törenler yapılıyor, festivaller yapılıyor. Onun dışında çarşı, pazarda işte artık buradaki sokaklarda devam ediyor. Şimdi size burada görmeniz gereken yerleri bu kısa videoda tek tek göstereceğim ve yeni şehrimize devam edeceğim. Bir sonraki mekan arkadaşlar Can Bolatlıya Camisi olarak da bilinen Tekke Camisi. Burası Kilis'teki en ünlü cami. Hemen az önce anlattığım valilik binasının karşısında bulunuyor. Köşe karşı çaprazında bulunuyor. Burasını şöyle anlatalım. Osmanlı mimarisiyle aslında bezeli bir yer ve bunun dışında da Can Bolat Bey'in Mimar Sinan'ın hayranlığından dolayı ona adayarak yaptığı bir camiden bahsediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir dokusu var. Güzel de bir konumda bulunuyor. Son olarak da bu Paşa Külliyesi dediğimiz bölgede. Çünkü burada cami var. İleride bir medrese var. İleride hemen Paşa Hamamı var. Onun bir parçası olan cami de burası arkadaşlar. Buradan sonra da artık yavaş yavaş sokaklara dalmaya başlayacağız. ...680 yıldır ezan sesinin hiç eksik olmadığı bir camideyiz arkadaşlar. Şu anda bulunduğum yer Kilis Ulu Camii. Kilis'teki en eski mahallede bulunan bu cami... ...1339 yılında Hacı Halil tarafından yani Memlükler tarafından yaptırılan bir eser. Genelde biz Osmanlı eserlerine alıştık bu bölgede ya da Selçuklu eserlerine alıştık ama... ...bu gördüğünüz çok güzel avlusu olan camimiz Memlükler döneminden kalma bir cami. Kilis ibadet ve inanç turizmi açısından çok önemli bir nokta. Osmanlı tarihi açısından da Mecidabık Savaşı'nın bu topraklarda geçmesinden dolayı da çok önemli. O yüzden Osmanlı'nın çok önem verdiği bir şehirdi aslında. Maalesef son zamanlarda artık şehir yapılaşması ülkemizdeki birçok şehirde olduğu gibi burayı da mahvetmiş durumda ama yine arada kalan güzel eserleri de sokak aralarında görmeniz mümkün. Kilis Ulu Cami de bunlardan bir tanesi. Şimdi bir sonraki mekanımıza doğru devam ediyoruz. Kilis'te görmeniz gereken bir diğer mekan arkadaşlar Neşet Efendi Konağı. Arkamda gördüğünüz Kilis'in kesmenik taşlarıyla yapılmış bu meşhur konak iki katlı. Şu anda bir vakfa hizmet veriyor ama içeriği gezebiliyorsunuz. İki katlı bu konakta 6 tane oda bulunuyor. Önemli bir eser Kilis için çünkü Kilis'in konakları çok fazla kalmamış son zamanlarda. Hani restorasyona canlandırılıyor ama bu yapı Akıncı Konağı ile birlikte şehirdeki en önemli konaklardan bir tanesi. Valilikten yaklaşık 500 metre boyunca yürürseniz bu konağa ulaşabilirsiniz. İçeride de görüntü alabilirsiniz, sonra yolunuza devam edersiniz. İyidir abi. Abi biraz sesli olarak Kilis Yemenisi'nin Antep Yemenisi'nden bir farkı var mı? Farkı malzeme değil. Sadece işçilik, ustalık. Ustalık. Sanatkarlık burada farklı. İki senin ustalığını biliyoruz. Evet, şurada kullanılmış olduğumuz malzemeler eski sahtiyen tabaklanması, dikişi. Burada 3 tane dikiş var, dışarıda bir tane dikiş var. Yüz olması. Ve yeni mekanımız Kilis'te son zamanların en popüler müzesi olan Sabunhane ya da Kilis Müzesi arkadaşlar.
Yeni açılan bir müzeden bahsediyoruz ve gerçekten çok güzel restore edilmiş. Burası eskiden bir sabunhaneymiş arkadaşlar. Birçok coğrafyaya buradan sabunlar ihraç ediliyormuş. Kilis zaten Nizip'le birlikte bölgemizde zeytinyağlı sabun konusunda en ünlü şehirler. Hatta zeytinyağının bütün ürünleri için söylüyorum. Bu bina sol tarafı idari bina ama asıl kısım bu. Buraya girdikten sonra birazdan göreceğiniz görüntülerde de bu sabunhanenin ya da sabun üretiminin geçmişiyle alakalı birçok bilgiyi görebileceksiniz. Bunun dışında yine Neolitik çağdan Roma dönemine, Kilis'te özellikle Oylumhöyük'te olan oradan çıkarılan bütün eserleri de yine bu müzede görebiliyorsunuz. Şu anda 2021 itibariyle içeri giriş 12,5 TL ama müze kartla girebilirsiniz. Kilis için çok önemli bir kazı alanı olan Oylumhöyük'te arkadaşlar 4000 yıllık zeytin çekirdekleri bulunmuştu. Ki zeytinin de Mezopotamya tarihinde 4500 yıl öncesinden geldiği de görülmektedir. Şimdi burada da Oylumhöyük'ü, bakın şu gördüğünüz kısım Oylumhöyük'ün bir örneğiymiş. Evlerin nasıl zamanında yapıldığını gösteren bir çalışma var. Çok başarılı yapmışlar gerçekten bu canlandırmayı. Hemen karşı tarafta da işte yine evlerin içerisinden maketler var. Şu an ışık çok kötü gerçekten. O yüzden ters bir ışık var. Böyle güzel canlandırmalar ya da bir şekilde maketler de var. Sizin olayı daha iyi kavrayabilmenizi sağlıyor. Ve diğer kısımlarda tipik diğer arkeoloji müzelerinde olduğu gibi bölgeden çıkarılan diğer eserler. Burada da sabunhane, daha önce sabunhane olarak görev yapan bu binadaki sistemi gösteriyor arkadaşlar. Bakın zemin katta sabunun ilk hali hazırlanıyormuş. Sonraki katlarda işte şekil vermesi ve son kısmında da depolanması ve satışı yapılıyormuş. Gerçekten sabun imalathanesi için güzel bir örnek olmuş. Diğer kısımlarda yine diğer çağlara ve dönemlere ait eserleri de görebiliyorsunuz. Bu daha sabunun ilk aşamasındaki kazanda artık hazırlanma kısmı. Bu gördüğünüz dev kazanda yapılıyormuş arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz tasviri. Sonrasında devam edecek olursanız burada da tek tek bütün aşamaları gösteriyorlar. Bu kısım gerçekten çok güzel olmuş. Beğendik. Ellerine sağlık. Akıncı konağının altında arkadaşlar kuyu suyunun göstergesi burada. İnanılmaz güzel. Kilis sokakları gerçekten çok güzel arkadaşlar. Son zamanlarda yapılan restorasyonlar sayesinde de çok güzel evler, sokaklar artık turistik mekanlar haline gelmeye başladı. Bu gördüğünüz arkamdaki jumbo ev ve devamında asıl en sevdiğim yer olan Abbara yani kabaltıda bunlardan bir tanesi. Gördüğünüz yer arkadaşlar Kilis'teki en ikonik artık fotoğrafların çekildiği kabaltı dediğimiz ev altı tünel aslında anlamına geliyor. Üstte insanlar yaşamaya devam ediyor. Artık buradan sonra şehir merkezinde gezecek yerleri bitireceğiz ve güzel bir yemek önerisiyle devam edeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Kilis'te yemek zamanı arkadaşlar. Kilis denince akla gelen ilk ve en güzel lezzet Kilis tavuğu arkadaşlar. Ben yıllardır İzzet Usta'ya gelirim. Burada çalıştığım dönemde de İzzet Usta'da her öğlen burada farklı bir tava yerdim ama bu sefer özlediğim lezzet olan Kilis tavayı yemek için geldik. Bakalım aynı lezzeti koruyacak mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Hoş bulduk. Nasılsın İzzet Usta'm? İyisin. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Nasılsın kardeşim? İyidir. Lezzetlerini özledik. Başından beri ver. Hayatınıza sağlık. Çocuklarla, öğrencilerle geldik. Ve kapanışı Kilis'in en ünlü tarihi mekanlarından biri olan Ravanda Kalesi'nde yapıyoruz arkadaşlar. 1097 yılından beri ki bu ilk bulunan bulgular o yıllara ait.
Abbasilerden Selçuklulara, Memluklardan Romalılara, 1. Haçlı Seferine kadar sürekli üs olarak kullanılmış, her dönemde çok önemli bir jeopolitik öneme sahip olan bu mekanı mutlaka görmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Maalesef, maalesef diyorum, millet olarak yine biz tarihi sadece siyasi malzeme olarak kullandığımız için tarih eserlerimize yine sahip çıkamıyoruz. Her yer yazılmış, çizilmiş, kazılmış, taşlar götürülmüş, patlatılmış ama ayakta kalan bu kale 1000 yıldır diyor ki size inat, ben ayakta kalmaya devam edeceğim diyor. Muhteşem bir manzarası var arkadaşlar, görüyorsunuz arkamda. Anlatacaklarım bu kadar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adresinde de öne çıkanlarda bu geziyle alakalı bütün hikayeleri bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.